Bugün Domenech Torrent'in Fenerbahçe derbisine kadar Galatasaray'da acaba kalır mı deniliyordu. Ama Fenerbahçe derbisinden sonraki oyunda Domenech Torrent'le çalışabileceği ifade eden Eşref Hamamcıoğlu açıklamasını yaptı sosyal medya hesabından. Domenech Torrent'le yol ayrımı. Burada artık ne kadar az zararla çıkılırsa bakılıyor. Çünkü yıllık 1,5 milyon euroluk bir maliyeti var. Burada nasıl bir anlaşma yapılır? İki tane başkan adayının da teknik adamlar bazında isimlerle görüştüğü isimler var. Metin Bey Nuri Şahin ismini gündeme getirdi. Nuri Şahin Orada bugün Antalya için... Kulübü Başkanı'nda bir açıklaması vardı. Bizim 5 yıllık bir planımız var, hiçbir yere gitmiyor Şimdi diye. ben buna tam değinecektim. Başkan adayların teknik adamlarla ilgili hedeflerin olması, adaylar olması çok güzel bir şey ama adayla konuşacaksınız ilk önce. Ondan sonra medyaya bunu şey yapacaksınız, anlatacaksınız. Siz şimdi Nuri Şahin'i istemeniz kadar doğal bir şey olabilir. Nuri Şahin buna ne kadar hazır? Nuri Şahin gelirim dedi mi? Nuri Şahin çok karakterli bir isim. Yani baktığınız zaman saha karakteri, saha dışı karakteri. Belki oradaki o 5 yıllık sözleşmeyi yaparken Antalyaspor'la bu 5 yılın içinde çok büyük hedefleri olan bir teknik adam. Kendini çok sürekli geliştiriyor. Galatasaray için doğru bir isim mi? Ben çok iyi bir Nuri Şahinciyimdir. Nuri Şahin ilk milli takımda formayı giydiği zaman hatırlarım. Fatih Terim'le beraber görüşüp milli takımı tercih ettiği zaman o zaman Almanya milli takımı da isteniyordu giymesi. Milli takımı hiç tereddütsüz tercih etmişti o zaman. Çok geliştirme açık, gelişmekte de olan bir isim. Ama Galatasaray'ın bugünkü durumunda doğru tercih mi? Onun için tereddütlerim var. Şu an henüz daha diploması yok. Yani lisansı yok, pro lisansı yok. Ben burada Fenerbahçe'deki 3 senedir teknik adamların pro lisanslı sahada olmalarını hep eleştirmişimdir. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bir takımlarda pro lisansı olmayan bir teknik adamı ben sahada görmek istemem. Çünkü maçtan sonra o hocanın o maçta neler yaşadığını bana anlatmasını beklerim ben basın toplantısına gittiği zaman. X bir ismin değil. Diğer taraftan şimdi projeler başladı. Projeler anlatılmaya başladı. Sayın Metin Öztürk'ün bundan bir hafta önceki açıklamasına bakıyoruz. Sayın Başkan dedi ki ben 2 yıl 1 aylığına geliyorum. Daha sonra 2-3 yılımda Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağım. İlk önce borçlarını kapatmaya hedefliyorum. Sonra borçlarını sıfırlayacağım. Bugünkü açıklamasında da 2 senelik şampiyonluk sözü veriyorum dedi. Yani 2 senelik şampiyonluk sözünü neye göre veriyorsun Sayın Başkan? Şu anda bu takımın bu kadroyla 2 senelik şampiyon olma şansı gözükmüyor. Teknik adam belli değil. Kadroya baktığınız zaman orta sahası şu andaki orta sahayla 2 senelik şampiyonluk sözü veremezsiniz. Ne Kanatlarına dedi tam bakıyorsun. olarak Savaş? Ben Bugünkü takip etmedim. açıklaması. Hı? Yani tam 2 olarak senelik şunu mu söyledi? Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız mı dedi? Yoksa 2 sene şampiyon olacağız mı dedi? 2 sene şampiyon olacağız dedi. Bravo. Ben de bu 2 sene şampiyon olacağız açıklamasını çok iddialı buluyorum. Bir hafta önceki açıklamasında borç kapamaktı. Bu sefer şampiyonluk. Şimdi 2 senelik şampiyonluk sözü veriyorsanız Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum. Şu andaki kadro çok daha hazır. Beşiktaş'a bakıyorum. Hocası belli. 2 haftalık performansa göre işler yapıyor. Trabzonspor şampiyon takımı teknik direktörü. Diğer taraftan Adana Demirspor, Başakşehir. Bakıyorum. Gerçekçi olarak bunu çok net söylüyorum. Galatasaray'ın şu anda ben başkan adayı ya da başkan olmuş olsam Galatasaray 2 sene şampiyon olacak diyemem. Diyebilen varsa Sayın Başkan gibi buyurun burada 5 kişiyiz. Konuşalım. Ya dertsiz takımlar bile bunun garantisini veremezsin zaten de. Yani dertsiz takımlar bile bu kadar iddialı konuşmazken ekonomik olarak bu kadar ciddi sıkıntıları olan kadrosu net olmayan hocası başka bir soru işareti olan bir kulüpte siz böyle bir ifade kullanıyorsanız şahsen Mehmet Emin Ulusoy olarak benim oy hakkım varsa size vermem. Sırf bu ifade yüzünden vermem ya. Yani. Gayri ciddi bir açıklama çünkü bu. Bir hafta önce de borçları sıfırlayacağız diyorsunuz. Yani ikisini bir anda yapma şansınız hiç yok. Hem Ünal Bey bunu demişti mesela. Göreve gelirken seçildiği zaman Galatasaray'ı sizinle hiç unutmuyorum. Benim hedefim o zaman 1 milyar TL civarındaydı borçlar. Benim ilk hedefim Galatasaray'ın borcunu ilk görevimizde kapatmak sonra kâra geçirmek demişti. Daha sonra da hep şunu söyledi. Ben sportif başarıyı tercih ettim. Ekonomik anlamda Galatasaray'ın borçları değil ama sportif başarı. Sonra orada ilk gelen şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi. Çok ciddi bir şekilde başarı vardı. Dünya yıldızları gelmişti. Ama şimdi bakıyorsunuz daha önce fazla değil bir hafta önce hem borçları kapatmaktan bahsediyor bugün de şampiyonluktan. Şimdi ben soruyorum Feghouli gidiyor, Babel gidiyor, Arda gidiyor, Halil gidiyor, Semih gidiyor, Kaleci Penya gidiyor. Şu andaki 11'e baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tanesi bunların 11 oyuncusu. Tartışılan bir Gomis var. Henüz forvetiniz yok. Mustafa Muhammed'in de 4 milyon dolar ödenip bonservisi alınacak. Belki satış listesinde talepleri var. Orta sahaya baktığımız zaman Berkan, Taylan, Pulgar. Hoca kimmiş? Pulgar da gidiyor. Şampiyon takımının Ya hocası. işte ben de bunu söylüyorum. Bakın hoca belli değil daha. Hocanın getireceğiniz hocanın kaç tane transfer isteyeceği belli değil. Nasıl bir kadro yapacaksınız? Olabilir. Hedef olması güzel. Şampiyonla oynayan bir takım kuracağım deseniz bunu da anlarım. Ama iki şampiyonluk sözü. Galatasaray'ın boş vaatleri artık karnı tok. Neden tok diyorum? Çünkü Sayın Burak Elmas başkanlığa seçilirken vermiş olduğu sözlerin hiçbirisini tutamadı neredeyse.
kampa dedi bütün futbolcular gidecek dedi. 40 milyon dolarımız transfer için hazır. 100 milyon dolarlık sponsorumuz hazır. Tesisleşme için dedi hazır. Spor salonu, Florya, Kemerburgaz. Dolayısıyla burada artık biraz daha gerçekçi olmak lazım. Sen çok güzel şey söyledin şimdi. Metin Öztürk'e oy verecek olan bir kişi şu anda bakacak. Ya Metin Bey geçen hafta borçlar sıfırlama 2 sene 1 ay. Şimdi tekrardan 2 sene şampiyonluk. Çok güzel vaatler. Ama şimdi bunları bu kadar kısa sürede nasıl yapacaksınız? Şu anda Galatasaray'da bunları gerçekten yapabilmek çok çok güç. Transfer bütçesi ne kadar? Sayılan bakıyoruz şimdi. Şu anda Galatasaray'ın baştan aşağı her bölgesine adam lazım. Buyurun sayalım. Sağ bek, sol bek, stoper, Marka, Nelson, yedeğe var mı? Yok. Kaleci. Kaleci Mustera, işte Penye gidiyor, onu da sayalım. Penye gidiyor. Kaleci. Öbür tarafa bakıyorsun. Feguli, Arda, Babel. Diğer taraftan bakıyorsun. Halil. Her yere bir değil bazı bölgelere iki tane orta saha, sana üç tane orta saha lazım. Üç dört tane transferle ben iki sene şampiyon olurum diyorsan, hatta beş transferle olurum diyorsan bu hayalcilik olur. Burada onun nasıl yapılacağı da önemli. Yani Erik Pulgar alınırken söylüyorduk burada. Zaten Erik Pulgar özelinde iki tane oyuncusu var Galatasaray'ın. Bir de şey yani kan gözyaşı acı mı vaat etsin? Yani bu böyledir bu işler. Ya, yani, öyle. Bak, şey söyleyeyim. Niye? Aziz Başkan da vardı bir 3 yıl şampiyonluk üst üste sözü değil mi? Yıllar önce böyle bir şeyi vardı. Dağım Denizli'de şampiyon olamayınca göndermiş. Ya, 2 yıllı var Galatasaray'ın seçimi, olağan seçimine. O 2 yılda şimdi Eşref Bey şampiyon olmamayı mı vaat ediyor mesela başkan adayı olarak? Galatasaray doğal şampiyonluk adayıdır. Başkanı bunu vaat etmeye gerek var mı? Ha? Bunu vaat etmeye gerek var mı? Şimdi biz bir seçime giriyor. Dolayısıyla şeydir, geçen de bunu bir yerde söyledim. Rahmetli Süleyman Demirel'in miydi? Bir iki anahtar vaadi vardır. Böyle ev, araba, vaadi falan. Onun muydu? Abi bak. Tansu Hanım mıydı? Bilmiyorum. Öyle bir vaat. Tansu Hanım'ın. Tansu Hanım'ın. Şöyle. 90'lı yıllarda. Aynen. Ama Demirel'de tamam. Var. Vaatte problem yok. Ama sen böyle bir, bak, şampiyon olacak, zirveye oynayacak, son haftaya kadar, son düdüğe kadar mücadelenin içinde olacak, savaşan falan bir takım, böyle bir şey dersen kabul. Ama iki sene üstte şampiyon olacağız biz gibi dersen, oradan da birisi çıkar sana, atma Recep biz kardeşiz der yani. Ya niye mesela Sayın Ahmet Nur Çebi 15 puan gerideyken bile biz şampiyon olacağız diyordu. Yeni yeni vazgeçti mesela. Geçen sene de ısrarla söylüyordu biz şampiyon. Ya bunu başkanlar, başkan adayları vesaire söyleyebilir, olmazsa bak, olmaz yani. Ama Sayın Ahmet Nur Çebi başkan, onu geçen sezon Beşiktaş 7. ya da 8. iken şampiyon olacağız demişti. Sonra o takım şampiyon oldu. Evet. Başkan da Ahmet Nur Çebi. Şimdi siz bir vaatle geliyorsunuz. Ben 2 sene şampiyon olacağım vaadi şu anda seçim öncesi. Hele ki böylesine bir önemli seçim öncesi. Yani Sayın Burak Elmas'a mali o idare anlamında ibra edememişsiniz. İki başkan adayı olarak yola çıkmışsınız. İki başkan adayına da şu anda camiye açıkçası çok sıcak bakmıyor ama... Asıl konu o Savaş abi. Asıl konu o. Asıl evet. Konu o. Yani şimdi Galatasaray'da bir seçim daha mı bekliyor bizi seçimden 25 sonra? 25 senedir Galatasaray'ın içindeyim. Son 5-6 yıldır Galatasaray'daki başkanlık seçimleri kadar gördüğüm olağanüstü böyle zayıf süreç hiç hatırlamıyorum. Birleştirici bir başkan bulamadı. Burak Elmas ibra edilmedi. Tamam. Ben ibrasızlık sonrası dedim ki herhalde o ibrasızlık için yapılan çalışma bir başkan adayı için de çatı adayı için ya da bir abi olarak birisini çıkartacaklarını tahmin ediyordum. Çünkü ibrasızlık için çok müthiş çalışma vardı. Burak Elmas köredeyken daha 3 ay Mali Genel Kurulu öncesi her gün bir yerlerde, maçlarda, toplantılarda Burak Elmas'ı ibra etmeyeceğiz diyerekten toplantılar yapılıyordu. Burak Elmas ibra olmadı. Şimdi bakıyorum. Tam plan o kadarmış. İki tane başkan adayına kaldı. İki başkan adayına, İkinci bölümü yok. İki başkan adayına da saygı duyuyorum. Elini taşın altına koydular. Ama çok daha gerçekçi projeler lazım. Galatasaray'ın şu anda geldiği nokta Dursun Özbek olağanüstü bir seçim kararı aldı. Sayın Mustafa Cengiz göreve geldi. Mustafa Cengiz'in son dönemi olağanüstü kötü bir dönemdi. Allah rahmet eylesin. Orada bir seçim kararı alındı. Burak Elmas geldi. Dursun Özbek'ten sonra Mustafa Cengiz'in belirli dönemleri Dursun Özbek dönemini arattı. Şimdi bakıyorsunuz Mustafa Cengiz Burak Elmas dönemini Mustafa Cengiz dönemini aratıyor. Ben de iddia ediyorum bu kadar eleştirdiğimiz, bu kadar eleştirilen Burak Elmas dönemini arayacak duruma geliyoruz şu anda. Ya Sayın Burak Elmas'ın akşam çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki Galatasaray diyor paylaşma mücadelesi olmaması lazım diyor. Geleceğini kurtarma mücadelesi vermemiz lazım diyor. Sürdürülebilir bir Galatasaray mücadelesi vermemiz lazım diyor. Kim diyor bunu? Burak Elmas'ın açıklaması bu akşam. Başkanken bunlar için uğraşsaydı. Başkanken bunlar için açıklansaydı doğru. Uğraşsaydı yani başkanken. Ya Galatasaray ego yapma yeri değildi. Şimdi ben bakıyorum birleştirme adına Galatasaray'daki o artık herkes kavgacı üslup kullanmaya başladı. Herkes küsmüş, herkes dargın. Galatasaray'da o kürsüye çıkıldığı zaman Ergin öyle abiler konuşuyordu ki, öyle tecrübeli isimler çıkıyordu ki konuştuğu zaman kimse onun üzerine söz olmazdı. Evet. Tamam denirdi. Hemen bir toparlanırdı. Olağanüstü bir toplantı yapılırdı. Galatasaray'da kötü gidişler bir anda
Evet. Limana çevrilirdi yani. Süt limanı olurdu her şey bir anda. Ama şimdi gelinen noktada Galatasaray bir seçim sürecine giriyor. 30 Nisan'da seçim var. İlk önce mahkeme süreci vardı ya. Mahkeme süreci de bir 10-15 gündür devam ediyordu. O da herhalde dün ve bugün artık nihai karar oldu. 30 Nisan seçim gözüküyor. Yani o artık olacak gibi gözüküyor. Yani bir aksilik olmazsa, son dakikada yeni bir şey olmazsa 30 Nisan seçim. Fakat 30 Nisan'da şimdi bayrama geliyor. Efendim adaylar oy kullanmaya gelecek, isim bulamaz. Eşref Bey kaç oy aldı? 1500 mi? 1500 oy aldı. 30 Nisan'da seçim yapılsın. İki adaylının olduğu seçimde 1500 oy kullanma olmaz. Evet, 1500 kişi oy yani Galatasaray gelmez. Başkanı 700-800 oyla seçiliyorsa burada bir problem var. 700-800 oyla seçildiği zaman da şu orada olacak. Önceliğimiz Galatasaray değil, önceliğimiz tatil mi? Şimdi önceliğimiz tatil mi derken Galatasaray'ın 15.000-16.000 üyesi var. Evet. 15-16.000 üyenin seçeceği başkanı kimsenin oyuna ipotek koyamazsın. Tatile gitme diyemezsin. Ya da burada evinde oturup oy kullanmaya iki başkan adayını da... Ben kimseye tatile gitme demem zaten. Tatile gitmez. Evinde hayır, Galatasaray için endişeli olan insanların tercihlerini tatil ya da Galatasaray'a oy vermek peki adına yapması gerektiğini düşünüyorum. Oyun var. 30 Nisan'da evimde oturuyorum. Genel kurulu evden izliyorum. Oy kullanmaya gidiyorum. İki başkan adayı da beni tatmin etmedi. Daha bak, o daha başka bir şey. Ben bunu da söylüyorum. O zaman ben, o da Ergin Aslan'ın bahsettiği konuya gelecek. Evet. Yani Galatasaray'ı bir seçim daha bekliyor olacak. Çok o zaman. Bak 1500'ün altında. Bak işler kötü gittiğinde büyük kulüplerde önce kadro dışılar gelir ve sonra teknik adamlar sürekli değişir. Sirkülasyon böyledir ama Galatasaray'da iş teknik direktörden çok başkan değişimine dönmeye başladı. Bu sıkıntılı bir süreç.